Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Cemaat hükümet konusu konuşuldu ve cemaatler hükümetlere karşı nasıl bir tavır almalı, bu da konuşuldu. Şimdi cemaatler cemaatlere karşı nasıl bir tavır almalı, bu konuyu konuşacağız ama öncesinde yoğun gelen maillerimiz var. Bunları da okumadığımız zaman seyircilerimiz bize sitem ediyorlar. O yüzden müsaadenizle birkaç tane ben hocamın da müsaadesiyle mail okumak istiyorum. Güneşli'den Ahmet kardeşimiz gönderiyor. Kıymetli hocamızın doğrusuna doğru, yanlışına da yanlış açıklamalarından dolayı, yani doğruya doğru dediğiniz için, yanlışa da yanlış dediğiniz için bu tarz açıklamalarından dolayı teşekkür ediyoruz hocamıza. Ayrıca biraz önceki devlet erkanını bütün cemaatlere eşit davranmaması gerekir tespiti de çok önemli bir tespitti. Bugün zamanın başbakanı arenalarda ve cemaatin çoğu programlarına giderken öbür taraftan hafızlık ve hocalık icazet programlarına birebir davet edildiği halde kendisini hiç buralarda görmedik, göremedik. Yoksa bu tür yerlerde görünmekten mi korkuyor ve istemiyor? Bu konuda ayrım yaptığını ve nefsani davrandığını düşünüyorum. Rabbim onlara evvela cemaatlere ve halkına eşit davranmalarını nasip etsin diye bir ifade kullanmış sevgili hocam. Ya tabii bütün cemaatlere, bütün halka, herkese eşit mesafede davranması lazım. Bunu normalde zaten kabul etmek lazım. En netice zaten bir cemaate fazla ön açıldığı için başımıza geleni ne yapıp beraber gördük yani. Bu kadar yol verilmemesi lazımdı. Bunu beraberce yaşadık. Tabii bu bütün cemaatlere aynı eşit hareket edilseydi, davranılsaydı ve kazanımlar da elde edilirdi yani, kazanımlar. Halkın kazanımları yani. Bu da çok önemli bir şey. Halkın kazanımları elde edilmesi lazım. Bütün cemaatlerin gerçekten ön planda olması lazım. Devlet bazında bütün cemaatler, bütün hoca, bütün halk gerçekten birebir, birebire alınması lazım. Diyanet de bu işte ne yapılabilir? Öncülük abi konumda yapılabilirdi. Hakikaten güzel olurdu yani. Güzel bir birlik beraberlik. Güzel bir birlik beraberlik olurdu. Kimse kendine göre yönlendirmezdi. Kafasına göre yönlendirmezdi. Hakikaten kontrol çerçevesinde ne yapılırdı? Ölçülü bir şekilde iş yürütülürdü. Zaten bu çerçeve yakalandığı zaman da arada parazit olanlar olursa da onlar zaten düşerdi yani. Mutlaka düşecekti yani. Ama bunlar olmayınca bu sefer olmayacak tipler de ne yaptı? Türkiye'de türedi yani. Her türlü insanları fesada çağıran, fesada bulaştıran, hatta ve hatta açık söylüyorum, Allah bütün gençlerimizi korusun inşallah, bu DAEŞ belasına da bulaştıran hep gençler türedi işte. Neden? İşte bunlar normalde gerçekten bir cemaat kontrolünde olsaydı, Diyanet de bu işe sahip çıksaydı, bunlar Türkiye'de prim bulamayacaklardı. Yani. Kesinlikle bulamazlardı yani. Bulamamışlardı, bulamayacaklardı yani. Ve bu Türkiye'nin, hatta Doğu tarafında da aynı şeyi söylüyorum. Eğer gerçekten bu işe sahip çıkılmış olsaydı, medreselere, cemaatlere, kanaat önderliğine sahip çıksaydı, onlar da gençlere sahip çıksaydı, İnanın dağlara da bu gençler gönderilemeyecekti, gidemeyecekti, gitmeyecekti yani. Gitmeyecekti yani. O şuuru alan genç kızlarımız, genç erkeklerimiz asla devletine, milletine silah tutma durumu asla olma şansı yok. Mümkün değil. 16-17 yaşındaki bir delikanlı bu şuuru gerçekten ufaktan beri almış olmuş olsaydı mümkün değil. Öyle bir şey mümkün değildi. Yapılamaz hocam. Yani yapılmadığı için işte, medreselere sahip çıkılmadığı için, cemaatlere sahip çıkılmadığı için, kanaat önderine sahip çıkılmadığı için, oradaki gerçi onlar canlandırılmadığı için bugün doğuda da rahatlıkla terör ne yaptılar? Terör olarak dağlara çıkartıldı gençlerimiz. Çünkü cahil. En netice Türkiye çarpında da işte DAEŞ'e adam ne yapıldı? İnsanın gerçekten düşünmesi lazım ya. Üzülüyor yani insan. Niye? Ya bu adamlar resmen İslam'ı son derece kötü gösterdiler. Haince gösterdiler. İslam'ı resmen baltaladılar. Her türlü hakaret, her türlü ahlaksızlık, her türlü tehlikeli şekilde ortaya ne yaptı, döktüler. Ve bunların ki belli, El-Kaide devamlı. Yani en netice Amerika'ya bağlı, İsrail'e bağlı oldu. Belli olduğu halde bunu da ispat etme hususunda ortaya koyulması lazımdı. Şimdi başladı elhamdülillah hükümet kanadı ne başladı? Bunların gerçekten dış ülkeler tarafından kullanıldığı, ortaya konduğu şimdi ortaya çıkmaya başladı ama mübarek bunu zamanında söyleyeceksin diye milleti kaçırmayacaksın oraya da.
Bu gençlik oraya kaçmayacak yani. Az önce açılım yapmak istiyorum hocam bir cümlenizden, müsaadenizle. Dediniz ki mesela gerçekten Türkiye'mizde 3 tane, bilemediniz 4 tane aile vardı. Ve bu aileler de Türkiye'yi şekillendiriyorlardı. Özellikle bankalarda parayı kanalize etme noktasında ve basında. Ama gerçekten bu AK Parti hükümeti ne yaptı hocam? Bir cemaati mesela destek verdi. Ama madde konusunda ne yaptı? Birçok aile çıkarttı ve burada çok bir dengeyi sağladı. Ama cemaat konusunda da mesela bu yapılsaydı, tabii diğer cemaat, diğer cemaatlere de eşit yaklaşılsaydı, evet. Bu sefer aslında bunu yöneticilerin aklı selim düşünseler kendileri de tespit edecek. Biz burada bir hata yaptık. Doğru, ben ona katılmıyorum. Orada cemaatler konusunda dengeyi bozdular. Öbür tarafta bir potansiyel zenginler vardı. Bunlarla iş yürümeyeceğini anladı. Kendi zenginliğini yaptı belki. O da bir denge kurdu. Evet. Ama zaten cemaatler bazında iş rutin devam ediyordu. Sen dengeyi bozdun yani. Bir tarafa yüklendi, dengeyi bozdun. Evet. Eğer yoksa bir eşit yaklaşım yani sağlasaydı tabii. Hiç bunlar bunun başına gelmeyecekti. Dediğimiz yani şimdi seçim oluyor. Muhalefeti işte sağından solundan her parti cemaatleri kabul ediyor. Gidiyorlar, ziyaret ediyorlar. Dualarını alıyorlar. Bunlar demiyor ki bunlar tarikatçı. Bunlar işte falan cemaat, filan cemaat demiyorlar. Seçim zamanı herkes aman siz bizim başımızın tacısınız, bir tanesiniz, sizin hassasiyetleriniz bizim hassasiyetlerimiz. Size hizmet için biz buralardayız falan. Herkes bu edebiyatı kullanıyor. Ama seçimden sonra ne oluyorsa hemen unutuluyor. Sanki illegal bir oluşummuş gibi, sanki devlet aleyhindeymiş gibi. Ya bu insanlar var. Hangi cemaat olursa olsun adını da koyabiliriz, söyleyebiliriz. Yani İsmail Ağa cemaati, Adıyaman cemaati yok. Yani Türkiye'de yayın olarak hayır ortak konuşuyor, şey yapıyoruz. Yani bunları Diyanet, devlet içinde legal, kanuni, bunların devlete düşmanlığı, millete düşmanlığı olmayan bu milletin insanlarını hizmette, eğitimde, dini yönden yetiştirmekte çaba sarf eden cemaatler bunlar. Yani Süleyman Efendi'nin cemaati, Efendi Aslerimizin cemaati, İşte Adıyaman cemaati olsun diğer. Ne kadar cemaatler varsa, sivil toplum kuruluşları varsa bu cemaatlerden bir temsilci Diyanet'te olsa da onların hassasiyetleri, onların hangi anlayışta, hangi hizmet kalitesinde hizmet ürettiklerini, millete neyi yani din olarak neyi telkin ettiklerini, hizmet olarak neyi sunduklarını orada takdim etseler. Yani Diyanet'te hangi cemaat olursa olsun Diyanet burada onun ya sen şu kıyafettesin gelme, sen şu zihniyettesin gelme, sen şu harekettesin gelme demeden. Yani tabii ki dine aykırı bir şey varsa onların gene aykırı olan ölçüsü, yönlerini koysun, olacak tabii. Ölçüsünü koysun. Ama cemaatler kendi kendine ne halin varsa gör deyip de kendi başlarında kime ulaşabildilerse, ne kadar büyüyebildilerse ve kendi işte marjinal veya geniş çapta faaliyetlerini yürütürken kontrolsüz yürüteceğine, devlet bunu Diyanet'in kontrolünde bir birlik, beraberlik, konsensüs içinde yapsa ve hiç de bu konuda yani farklı fikirler veya işte sen büyüdün çok büyük şey oldu şimdi devlete tehdit unsuru oldun demeye gerek olmazdı. Veya işte zararlı fikirlere din adına gençliğimizin işte ülkemizi şey yapacak yağış gibi onlara kapılmasına şey olmazdı ama sen bir kere yani vatandaşına güven, cemaatlere güven, milletine güven ki o konuda millet de rahat etsin yani. Evet. Hangi meşrepten, hangi anlayıştansa onu o kabiliyette oraya gitsin, oradan istifade etsin. Gönül terbiyesini oradan alsın, eğitimini oradan alsın. Sadece bir resmi devlet kafası mantığından şey yapılması lazım, çıkması lazım artık ülkenin yani. Şimdi sevgili hocam, cemaatlerle alakalı hazır Reşit hocamız da bir birlik olsun, beraberlik olsun açılımını yaptı. Şurayı değerlendirsek, şimdi hükümetlere karşı cemaatin tutumu vesaire konuları konuşuldu, görüşüldü. Peki cemaatler ülkemizde ki bugün bayağı gerçekten ciddi manada çalışmalar yapılıyor İslam adına. Rabbim hepsinin yardımcısı olsun. Hayır yolunda yapılan bütün çalışmaların, Rabbimiz İslam yolunda yapılan bütün çalışmaların yardımcısı olsun. Cemaatler birbirine karşı nasıl bir tutum sergilemeliler? Nasıl yaklaşmalılar, nasıl bakmalılar?
bilgi alışverişleri nasıl yapılmalı? Şimdi bütün cemaatlerin normalde ortak noktalarını bir defa ele almamız lazım. Ortak noktaları ne mi? Mesela Allah'ımız bir. Bir hocam. Peygamberimiz bir. Kitabımız bir. Kıblemiz bir. Kardeşliğimiz bir. Öyle değil mi? Yol netice itibariyle dinimiz bir olduğuna göre. Bak bu kaç tane birliğimiz var? 6 tane birlik çıktı. Şimdi bu birlik çerçevesinde, herkesin bir çalışma arzusu var. Bu arzuyu ne yapıyor? Bunda devam ediyor. Hizmet. Hizmet devam evet. ediyor. Hizmet arzusu. Şimdi netice itibariyle bir takım işte abilerimiz, kardeşlerimiz neyse cemaatler hizmetlerinde belli şeyleri ön planda tutuyor. Bir takım da belli şeyleri ön planda tutuyor. Ama netice bir birliğimiz var yani. Biz bu birliğimiz çerçevesinde zaten bir defa bir masanın etrafına toplanılabilse. Ne demek o? Yani bu işin ehli olan 3 tane hoca efendiler her cemaatten. Önde gelenler. Tabii önde ön güvenilir. Bir araya gelmiş olsa ve konuları masaya yatırmış olsa. Hangi konu olursa olsun. Masaya yatırmış olsun. Ve ölçü, Allah ve Resulü ölçüsü olmadı. Zaten birliğimiz var ya. O evet. ölçüden de güzel bir şekilde ne yapılsa? Çıkartılsa. Zaten otomatikmen bir araya gelindiği an, bir masaya oturduğu an zaten bütün cemaatleri bu şartlayacak, yayılacak. Zaten bu sağlam birliği beraberliği gören ufak tefek kuruluşlar da oraya ne yapacak? Adapte olmaya çalışacak. Dışarıda kalmamak için mücadele verecek. Ama burada devletin bir adım atması lazım öyle değil mi hocam? Yani normalde tabii bu yok işi kabul etmeden. Şimdi normalde düşman kabul etmeden. Normalde etmemi hocam. Tabii Diyanet abiliğinde yapılsa bu daha güçlü olur. Nurun ala nur olur. Ama şimdi cemaatler arasında konuşulduğu için soru öyle geldiği için ben de söyledim. Evet. Yani normalde tabii abilik gerçekten kim de olsa devlette olsa yani Diyanet'te olsa bu abilik çerçevesinde bütün güvenilir hoca efendiler bir araya gelmiş olsa ve gerçekten bir konu olduğunda ortak bir aslında. Ortak. Bir komisyon diyebilir miyiz? Bir komisyon hocam? Tabii. Yani böyle gayet resmi bir komisyon. Komisyon yani. Bayağı bir komisyon. İstişare komisyonu. Aynen. Evet. Mesela misal diyorum yani çözüm süreci koy ortaya. Bizim konumuz çok. Misal diyorum yani koy ortaya. Bu ayet ve hadisler ışığı altında bunu ne yap? Orada müzakeresini yap. Bir güzel yoğur orada. Yoğur. Evet. Tartışmalarını yapsınlar. Evet. Ondan sonra çıkan sonucu da herkes zaten otomatikmen Diyanet kendi kadrosuyla. Diğer cemaat hocaları da kendi kadrosuyla zaten cemaatlerine otomatikmen ne yapacak? Yayacak, anlatacak, bildirecek, sindirecek. Olay halka indirmiş olacak. İndirmiş olacak. Evet. Kabulü de çok kolay. Tabii. Ama sen eğer ne yapmazsan bu cemaatleri kabullenmezsen, varlığını inkar etmeye kalkarsan, dışlarsan, hastalırsan, başka yerlere meyledersen, ezmeye kalkarsan, çalışmalarına ön vermezsen, çalışmalarının önünü açmazsan, yardımcı olmazsan, sahip çıkmazsan, bu sefer en netice herkes kendi mücadelesini vereceğinden dolayı ne yapacak? Kendi mücadelesine çerçevesini yürümeye çalışacak. Bu sefer aman kitlelere ulaşalım, şuraya ulaşalım, buraya ulaşalım, falanı bağlayalım, filanı bağlayalım derken böyle alsan kargaşalar devam. Merdiven altı sistemler. Maalesef. Hocam halk da kabul devam ediyor. Edeceğim. Ama sizin dediğiniz sistem olsa halk da çok kolay sindirecek olayları. Zaten halk güven da telkin edecek o iş. Evet. Sadece işin içinde Diyanet değil. Evet. Bütün hoca efendiler var. Olduğu zaman otomatikmen ne yapacak? Herkese güven telkin edecek yani. Güvenmeyecek. Öbür türlü olarak. Çünkü bir takım insanlar bir bakıyorsun. Açık şeffaf olacak. Bir bakıyorsun bazı insanlar Diyanetimize ne yapmayabiliyor? Güvenmeyebiliyor. Evet. Bazı cemaate güvenmeyebiliyor. Evet. Herkes olabilir yani. Ama ortak bir sistem çıkmış olacak. Bu ele geçirmek olmasın sonuçta hocam. Yani Diyaneti bu sefer cemaatler mi ele geçiriyor? Diyaneti hayır kesinlikle. Anlamına ya bu ön yargıları yıkmak lazım. Bu ön yargıları gerçekten bunları yıkmak lazım. Yıkmak lazım. Yani bu normal lazım. Şartlarda ortak alınan kararlar olur. Mesela bir gençlik sorunumuz var. Tabii mesela. Büyük bir sorun. Misal yani. Gençlik sorunu. Evet. Bu gençlik sorununu hakikaten oturulup günlerce tartışılıp hakikaten ön açılacak güzel çalışmalar yapılması gerekmez mi? Kesinlikle hocam. Yani. Herkesin kendine göre tecrübeleri var. Proje. Her cemaatin kendine göre gerçekten başarısı var. Ona göre ne yapılır? Herkes
projesini olur. Tabii olarak. Meşrebine göre, çalışmasına göre, projesine göre ne yapar? Güzel bir ortaya güzel bir şey çıkabilir. Yani. Allah'ın başarmayı nasip etsin. Amin. Aslında amin. Normalde düşündüğüm zaman çok önemli bir konu. Çok. Ama hep dışlanan konu yani. Ötelenen. Ötelenen. Halk bazında da bu rağbet görür değil mi hocam? %100 görür. %100 ya katılım bir, olur yani. Şimdi mesela geçenlerde sarayda kimleri topladılar? Kanaat önderlerini topladılar. Evet. Bak çok önemli bir konu bu. Evet hocam. Ben yani gerçekten tebrik ediyorum. Evet. Şimdi kanaat önderlerini toplayıp 11 saate yakın bir dinleme meydana geldi yani. Ama çok önemli yani. İşte bu dinlemeler, bu gerçekten fikir alışverişleri, evet. Bunları güzel bir şekilde ortaya koyup yoğrulup, içinden gerçekten süzülerek güzel çalışmalar bir çıkartıldığı zaman zaten olay çözülür. Çözülecek yani. Aynı şekilde yani mesela BİMER'e de yapılsa bu iş hocam. BİMER, CİMER. Halkla sosyal insanlarla tanışıyoruz, görüşüyoruz, işlerimiz devam ediyor filan. Halk şimdi senin cemaat, benim cemaat, onun cemaati, onların cemaati. Hiçbir cemaate mensup olmayan insanlar gergin yani. Ama bilseler ki aslında bunların hepsi bir. Bak işte liderleri de görüşüyor. Böyle bir rahatlama da olacak gibi geliyor tabii. Hocam yani. Tabii. Yani hiç şüphe olmasın. O gerilmeler ne yapacak? Bitecek. Her cemaatin kendi beraberlik fetvaları bitmiş olacak. Ama son iki evet. Yıldan beri cemaat... Yani aynı konuda her cemaat farklı fetva yani. Verebiliyor. Aynı konu. Yani. Bu sefer, yani mesela BİMER Başbakanlık İletişim Merkezi var. Cumhurbaşkanları CİMER İletişim Merkezi var. Bunlara da akil insanlar heyeti seçerken işte tuttuğunu veyahut da işte popülaritesi yüksek insanlara şey yaptığıları gibi bu cemaatlerin içinden sivil toplum kuruluşlarının içinden bir temsilciyi onların belirlemiş oldukları hani anketler yapılıyor. Toplumun nabzını tutmak için bizim milletimiz nerede, ne yapıyor, ne hassasiyetleri, ne beklentileri var dedikleri alandaki çalışmayı yapmak için Başbakanlık İletişim Merkezi'ne telefonla değil de yani her cemaatin bir temsilcisi oraya orada olsa da o cemaatin hassasiyetleri, beklentileri, işte geldiği neticeler, çalışmalarıyla alakalı bilgilendirmeler yani bir tane iki tane de herkesin dernekler olur, vakıflar olur olsa yani taze ve yerinden bilgiyi yani güncel bir bilgiyi oradan almış olsalar dışarıdan alınan danışmanların getirdiği yanlış bilgilerle, yönlendirmelerle ve en sonunda da biz hata yaptık. Biz onların samimiyetine güvendik ama kandırıldık. Böyle bekliyorduk ama olmadı. Beklediğimiz gibi olmadı. Sonuçları ortaya çıkmaz. Evet. Niye? Sen alanda vatandaşın ne beklentisi içinde olduğunu sıcak haberiyle, yakın takibiyle iç içe olursun böyle olmakla. Evet. Ama ne oluyor? Bir bakıyorsun. Ya kandırıldık, yanlış anlaşıldık, istismar edildi falan durumlar ortaya çıkıyor. Niye? Birebir de yoksun yani. Birebir de takip olmamış oluyor. Tabii işte o birlik beraberlik normalde bir masa etrafında toplanmış olsa o zaman gerçekten bütün halkta doğru bilgi ne yapmış olacak? Ulaşmış olacak yani. Ama tabii bunlar hep bir öncülük lazım. Öncülük yapmadan bu iş ne yapmaz? Olmaz. İşte bu öncülüğü devletin ne yapması lazım? Yapması lazım. Mutlaka yapması lazım. Aslında burada Efendimiz'in sözü ön plana çıkıyor hocam. Efendimiz buyurmuş diyor hocam. Başımıza gelen belalar, imtihanların tümü kafirlere uymaktan, onlara itaat etmekten geliyor. Biz kendi Müslüman kardeşlerimize dönelim. Biz adam olursak herkes bizi dinleyecek. Şimdi siz konuşurken bu söz geldi gönlüme hocam. Evet, evet. Aslında biz özümüze dönsek, kendimize dönsek. Tabii. Bunları kendimiz müzakereler etsek işi dünyanın çok da önümüz açılacak. En büyük tabii. Topluluğu biziz aslında Müslümanlar yani. Hani Hristiyan gibi gözüküyor ama öyle değil aslında. Hristiyanlara bakıyorsun Ortodoksu, Protestanı, Katoliği, Yahudisi, Budisti, ata tapana şeye özür diliyorum. Neler anladın var? Mı? Yani neler bir var? Buçuk milyar, sayamayacağımız. Biz 1,5 milyar olarak gerçekten dünyada şeyiz ama bir mahalle kadar iklimimiz yok yani. Evet. Allah'ın işte yaptığı bu birlik ve beraberliği sağlamayız. Kuramayışımız. Birkaç tane müsaadenizle mail okuyayım. Hocalarımı tebrik ediyorum. Hepsine selam ederim. Hasbihal programında güzel konulara iniliyor. İzlemekten çok keyif alıyoruz. Bitmesini hiç istemiyoruz demişler. Biz de teşekkür ediyoruz bu güzel yaklaşımlarından dolayı. Hayırlı geceler.
Canım hocam, Allah sizi başımızdan eksik etmesin demişler hocam. Dualarınızı bekliyoruz. Ümit Gürbulak kardeşimiz göndermiş. Mehmet hocam programı çok güzel sunuyorsunuz. Size ve bütün hocalarıma selamlar demiş. Aleyküm selam diyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz de şöyle bir soru sormuş sevgili hocam. Şimdi bu cemaatlerin den netice birleşmesi hepsinin hedefinde şuurlu bir Müslüman olma olayı var. Oraya dikkat çekerek şuurlu Müslümanın tanımını nasıl yapıyorsunuz hocam diye Cemal Yılmaz beyefendi bir soru yönetmiş sevgili hocam. Şimdi şuurlu Müslüman Allah'ını, peygamberini gerçekten tanıyıp o şuurda, yani o Allah'ın ve peygamberin istemiş olduğu çerçevede ibadetlerine dikkat ediyorsa, tavizkar anlayışı kafasından sildiyse, tavizkar anlayışa kaymıyorsa bu adam şuurlu Müslüman olur yani. Ama tavizkar anlayışa kaydığı an artık onun şuurunu atmış oluyor. Yani çerçeveyi, Allah ve Resulü'nün çerçevesini bozmaya başladın mı, anla ki şuur ne oluyor? Hayır. Kaliteli şuur gidiyor yani. İşte o tavizkar anlayış seni zaten neye götürüyor? Bir tavize daha, bir tavize daha veya Allah muhafaza düşme mantığı. Mesela başlıyor, her şey güzel, bir bakıyorsun pat düşüyor. Yani ibadetten düşüyor, itaatten düşüyor. Yaşantıda, ticaretinde veya buna benzer şeylerde laf dinlemekten düşüyor. Düşüyor, sonra tekrar toparlıyor. Tekrar düşüyor, tekrar toparlıyor. Bu idare eder yine. Ama düşmeye başladı mı da, eğer kulak da vermiyorsa, anla ki o ne yapıyor? Şuradan çıkıyor yani. O yüzden ölçüyü, Allah ve Resulünün ölçülerinden taviz vermezse, bu adam kaliteli, şuurlu Müslüman olur yani. İnşallah. Ne yapayım, başarmayı nasip etsin. İnşallah. Kolay mı? Zor değil. Kolay mı? Zor değil. Kolay demediniz hocam. Kolay diyemeyiz ama zor değil. Niye? Çünkü bu işi yaşayanlar var. Yani bu zamanda olduğu halde bu işi yaşayabiliyorsa bir insan, demek ki herkes bunu ne yapabilir? Yaşayabilir yani. Evet. Eğer yaşayanlar olmasa insan ne derdi? Yaşayan yok ki, ben nasıl yaşayayım? Ona bahane uydurabilirdi yani. Ama yok, yaşayan var. Yaşayan varsa demek ki bu işi şuurlu Müslüman ne yapılar? Olabilir. Aslında yine aynı konu buraya geldi. Bütün cemaatlere sorsan, herkesin derdi ne? Şuurlu bir genç yetiştirmek. Şuurlu Müslüman yetiştirmek. İşte zaten bak, bu insanlar da bunu istiyor zaten. İşte o yüzden bir araya gelip de bunun üzerine ciddi ciddi çalışmalar yapmamız lazım. Ve dikkat ederseniz, eğer bir araya gelindiği zaman, ortak bir karar çıktığı zaman, gerçekten tesiri çok yüksek olacak. Gerçekten Müslüman kitle bu işe ne yapacak? Sahip çıkacak. Çünkü bu falanca yerin şunun bunun değil. Ortak bir karar. Evet. Ortak bir ifade. Ortak çıkan bir nokta. Evet. O yüzden de herkes bu işe ne yapacak? Sahip çıkacak ve gerçekten şuurlu bir gençlik yetişecek. Aslında hocam. Şuurlu bir gençlik yani. Her Asper programında muhakkak böyle bir proje ortaya çıkıyor. Çıkıyor. Şükürler olsun. Bu programda da böyle bir komisyon inşallah kurulması. Şimdi ben bir yere vurgu yapmak istiyorum. Olmazsa, lafınızı unutmayın, olmazsa dindar gençlik ifadesi, kaliteli gençlik ifadesi hep boş. Evet. Boş yani. Evet. Askıda kalıyor. Tabii. İfadede kalıyor. Ama normal şartlarda tekrar ediyorum. Evet. Bir araya gelinmiş olsa. Evet. Bunun üzerine gerçekten güzel çalışma yapılmış olsa. Çünkü herkesin kendine mutlaka tecrübeleri var, tekrar ediyorum, bu önemli bir ifade. Evet hocam. O tecrübelerini gerçekten güzel paylaşılırsa... Sistemi var, eğitim kurumları tabii var. Ve paslaşma sistemi de bu şekilde. Evet. Çıkan neticelere göre de çalışmalar sürdürülse evet. Ve o güvenle beraber hakikaten kaliteli bir gençlik çıkar yani. İnşallah hocam. Mesela konuşuldukça şu çıkıyor sevgili hocam. Mesela gerçekten devletimizde hiçbir şey yapmıyor anlamına gelmez. Gelmez. Mesela TÜRGE bugün Ensar Vakfı'nı kurdu değil mi hocam? Orada ne yapıyor? Çocuklara eğitimler vermeye çalışıyor. Yurtlar kuruyor. Şu anda Türkiye genelinde yurtlar kuruyor. Biz de gerçekten kendilerini destekliyoruz. Öteki taraftan mesela 2002 yılında 73 bin olan İmam Hatip Lisesi öğrencisi bugün 1 milyon 200 bine gelmiş. Ama şimdi siz konuşurken şu geliyor gönlüme hocam. Dediğiniz gibi hazır mevcut
45 milyon genç nüfus var. Evet. Hazır mevcut cemaatlerimiz var. Ve hepsinin eğitim kurumları var. Bunlar güzel oturtulup sadece TÜRGEV, Ensar Vakfı bazında değil de sadece 1 milyon 200 bin İmam Hatip Lisesi bazında değil de halkımızın, gençliğimizin tümünü kapsayıcı bir harekete geçsek diye geldik. Tabii tabii. İşte kısa zamanda neticeye ulaşılır. O zaman kısa zamanda neticeye ulaşılır yani. Ama yoksa yine bazı vakıflar kurulacak, ondan sonra taban kuracak, devam edecek, ondan sonra devam ederken karşılaşacak bir takım sıkıntılar olacak, bir takım olaylar olacak, bir takım insanlar. Diğerleri zaten bu işi aşmış. Evet, hazır. Hazır aşmış kadro ya. Kadro var. Asıl aşmış olan bir kadro, tecrübeli bir kadroyu bir araya getirmiş olsa bir anda iş hayata geçecek. Yani. Ama sen sıfırdan yapmaya kalktığın zaman neticesi nereye çıkacağı daha belli değil. Çünkü nelerle karşılaşacağı, hangi imtihanlarla karşılaşacağı, ne fitnelerle karşılaşacağı. Ama belli cemaatler, belli şeyler zaten fitneyi yemiş. Çekmiş. Yani. Geçmiş zaten yani. Tecrübeli. O yüzden Rabbim başarmayı nasip etsin ama. Hocam, kulak verirler şu, inşallah. Hocam. Zor mu? Değil hocam. Zor değil. Gerçekten ama kolay demiyorum. Sayıları bir daha alabilir miyiz hocam? Yani komisyon nasıl kurulmalı? Bunun tam cemaatler. Komisyon nasıl kurulmalı? Her cemaatten. Evet. Gerçekten Türkiye'de güvenilir. Gerçekten hizmet eden, senelerce kendisinin tecrübesini ortaya koyan cemaatlerden kabul görmüş olduğu 3 tane alim seviyesinde, hoca efendi seviyesinde bir araya gelecekler. Evet. Olayları ortaya koyacaklar. Orada olayları ne yapacaklar? Müzakere edecek. Gerçekten güzel müzakere yapacaklar. Orada çıkan istişareyi de Diyanet kendi bünyesinde, cemaatler de kendi bünyesinde ne yapacak? Kabullendirecek. Diyanetin de işim abilik rolünde tabii olmasına rağmen. O zaman daha böyle güçlü, daha kabulü, oturak mükemmel olan bir hareket olur yani. Yani cemaat ve devletler arasında bir istişare komisyonu gibi böyle güzel bir sistem. Koordinasyon hem olaylar halka daha güzel indirilir daha çabuk. Netice ondan sonra... İstişare neticesinde, tartışma neticesinde güzel fikirler ne yapar? Ortaya çıkar yani. Diyanetin bir devlet Errahmet Alel Cema o zaman Diyanetin devlet kurumu olmasının bir gücü var. Güç temsili var. O büyüklüğü var. Evet. Ama cemaatlerin de alanda birebir halkla, tabanla muhatap olma tecrübesi var. Yani artık toplumsal bir kabul görmüş. Yani resmi devlet memuru anlayışından öte bir hizmet anlayışıyla doğmuş ve kitlelerin gönlünü kazanmış insanlar. Bunları şimdi bir de aynı zamanda Diyanet'in içinde de mesela aynı cemaatin insanları var yani. Cemaat insanları var yani. Evet. Beraber yani. Tabii. Ondan sonra onların da gönlü rahat olacak yani. Onların da gönlü rahat olmuş olacak. Yani. Ya bunu şöyle değerlendirmemek lazım hocam. Yani işte bunu böyle yaparsak biz gücümüzden bir şey kaybederiz. Hayır, tabii. Diyaneti işte bir cemaate veya cemaatlere mi endekslemiş oluruz? Hayır, canım, tamamen. Devlet bunu yapar mı? Bunlar yani artık hani tamamen Türkiye'nin birliği beraberliği için mükemmel bir çalışma olur. Normalleşmesi değil mi Seygun Hocam? Bu hem cemaatler arasında bir normalleşme meydana gelir. Tabii. Biz şimdi her şeye pembe gözlükle bakıyoruz da hocam. Cemaatler bu işe nasıl bakıyor yani? Veya Diyanet bu işe sahip çıkacak mı? Şimdi Diyanet'teki yapı hantal bir yapı. Hepimiz biliyoruz. Şimdi bu hantal yapının yanında sen çalışan adamları koyduğun zaman çalışmayan adam piyasaya çıkacak yani. Şimdi bunu öyle düşünme yani. Biz burada istişare babında, dertleşme babında fikirlerimizi ne yaparız? Ortaya koyarız. Bunu gerçekten bir takım insanlar ne yapar? Değerlendirir. Yani. Bakar hakikaten. Bakar ki burada bak önemli bir konu konuşuluyor. Ney? Bu halkın, cemaatlerin, bu toplumun, gerçekten insanların, gençlerin bir takım şeylere ihtiyacı var. İhtiyacı olduğu için bu ihtiyaçları en kısa zamanda, en kolay şekilde nasıl elde edilir? Bunu biz konuşuruz. Bu illa birileri ne yapacak? Kulağına geçecek, önüne düşecek. Bak böyle bir teklif var denecek. Bu teklif karşısında proje var denecek. Bu projeyi ne yapalım? Değerlendirelim denecek. Değerlendirmesi de buna gelecek. Başka çaresi yok yani. Bitti hocam. Yani Türkiye'de bugün eğer toplumsal bir mutabakat sağlamak istiyorsan buna geleceksin. Başka çaren yok senin. En büyük ihtiyaç o hocam. Yani başka çaren yok yani. Benim normalde dindar gençlik yetiştirmek istiyorum.
Toplumsal bir mutabakat istiyorum. Gerçekten toplumun her kesimine güzel bir şekilde bilgilendirmek istiyorum, ulaşmak istiyorum diyorsan bundan başka çaren yok. Yok yani. Diyanetin reisliğinde bütün cemaatlerin gerçekten kabiliyetli önder hocaları çerçevesinde bir masa kuracaksın. Kurulmuş olduğun masada da gerçekten olayları ne yapacaksın? Canlandıracaksın, projelendireceksin, güzel bir şekilde ortaya koyup bunu dindar gençlik nitesinde dağıtacaksın. Eğer sen bunu istiyorsan, istemiyorsan zaten işte ortamı görüyoruz zaten. Zaten ortamı görüyoruz yani. Şimdi bu şu ifade dolaşıyor. Ne? İşte çok illere üniversite yaptı. Tamam yaptı. Yaptın ama yapmış olduğun üniversite orada gerçekten ilim mi üretti yoksa tehlike mi üretti? Onu bir araştırır mısın lütfen? O yüzden bunu sen araştırmak zorundasın. E bunun da çaresi tekrar aynı yerdeyiz. Ne? Bunun çaresi bu. Ne yani? Bütün cemaatlerden mutlaka destek alacaksın. Yok istişare halinde olacaksın. Ve gerçekten herkes tecrübesini ortaya koyacak. Onlara ulaşma durumunu mutlaka ortaya koyacaksın. Yoksa öbür türlü açtım koydum. Koydun ama orada ne üretiliyor? Bir bakar mısın lütfen ya? Bir bakar mısın? İşte gençliğimizin hali ortada. Gençliğimizin hali ortada. Hiç kusura bakmasın kimse. O yüzden yani daha sonra geleceğin nokta bu. O, gerek yok ya hazır işte. Hazır söylüyoruz. Sunuluyor. Ne gereği var ya? Şu an ihtiyaç da var hocam. Yani. Mesela hocam masaya oturulsa bir başka konuyu açmak istiyorum müsaadenizle hocam. Mesela masaya oturulsa tüm cemaatler Diyanet önderliğinde oturulsa. Burada tatlı tatlı müzakereler olacak. Tatlı tatlı uzun uzuya müzakere olacak. Ya bazen arada, tatlı değil bazen kavga şeklinde evet olacak hocam. Ama neticede ne çıkacak? Bir sonuç çıkacak. İstediğin sonuç çıkacak yani. Bu arada hocam. O masada olacak. Bu arada. Piyasada değil yani. Bu tatlı tatlı tartışmaların, kavgaların, güzelliklerin sonucunda şu da çıkacak. Kutuplaşma bir kere burada kırılmış olacak hocam. Tabii. Artı bu kutuplaşmanın kırıldığı gibi bu arada masanın etrafında oturanlar şu soruyu soracaklar kendilerine. Bak falanca cemaat isim vermeyelim. Ne kadar güzel ya. Bak şu şu konulara ne kadar dikkat ediyorlar. Tebrik ediyoruz bunu biz de uygulayalım. Diğer cemaat de diyecek ki bak bunların eğitimde şurada ne kadar güzellikleri var. Bunu başarmışlar biz burada eksiyiz. Yani kısacası hocam cemaatler de kendileri eksik olan noktalarını bu arada gidermiş başaracak, olacaklar. Tabii. Otomatikmen kalite artmış olacak yani. %100. İnşallah buraya gelin hocam. Kimse kendi ferdi anlayışını hiç ne yapmayacak? Çekmiş olmayacak yani. Bitti hocam. Tabii toplu olarak yani. Karşılıklı olur. Tabii. Evet. Rabbim ikram etsin. Amin. Amin inşallah. Gerçekten çok güzel bir proje daha elhamdülillah. İnşallah. Bu ekranlardan anlatılmış oldu. Rabbim inşallah tesirini bir an önce halk eylesin. Amin. Programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz sevgili hocam. Bir abimiz... Kardeşimiz biraz konu uzak ama Erzurum'dan da bize mail atmış. Hocam babam vefat ettikten bu yana 5 senedir hiç rüyamda göremedim. Çok görmek istiyorum ama göremiyorum. Hayırlı yayınlar demiş. Galiba ne yapmam gerekiyor gibi bir şey soruyor bize. Erzurum'dan Veli Bey. Yani çok onun üstüne gitmesi doğru değil. Evet. Arkasından Kur'an-ı Kerim okuyacak. Ona güzel vazifeler yaptı mı? Mevla Teala onun zaten defterini yapmaz, kapatmaz. Güzel vazifeler yapacak. Kendisi gerçekten imanına, ibadetlerine dikkat edecek. Allah da babasına da güzellikler ikram edecek. Ama çok da illa göreyim derden düşmek de hoş bir şey değil yani. Evet. Gerek de yok. Hayırlısıysa görsün inşallah. Tabii, inşallah. Evet sevgili hocam son olarak söylemek istediğiniz konuyu programı toparlamak istersek ya. Şimdi evvela bütün seyircilerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hakikaten güzel güzel dinliyorlar, takip ediyorlar. Ben de söyleyeceğim şey şu. Şimdi pazar günü biliyorsunuz malumunuz bir seçim olayı var. Evet. Bu seçim olayında seyircilerimize şunu hatırlatmak istiyorum. Eğer biz imanımızda sıkıntı varsa, ibadetlerimizde sıkıntı varsa, namazsızlığımız, ibadetsizliğimiz had safhada olacak. Haramlarda yüzeceğiz. Her türlü haramı işleme durumunda olacağız. Ondan sonra işte gideceğim, oy kullanacağım, bu işler düzelecek. Böyle düşünüyorsak, ya bilin ki böyle bir şey yok.
Böyle bir şey yok yani. Bizim ilk önce halk olarak hep beraber bir defa imani konuda bir defa bir bakacağız. Ya Rabbi, biz gerçekten bütün güzellikleri senden bekliyoruz. Sana karşı yapmış olduğumuz hatalardan özür diliyoruz. Bir defa Allah'tan özür dilemesini bileceğiz. İmani noktada sağlam olacağız yani. İkinci noktada ibadetlerimize özellikle namazımızda özellikle gerçekten istikamet üzere olacağız. Gerçekten namazımıza dikkat edeceğiz. Namazımızı kaçırmayacağız. Aşırmayacağız. Tehlikeye düşürmeyeceğiz. Haramlardan kaçmaya söz vereceğiz. Ama gözlerimizle, ama dilimizle, ama kulaklarımızla, ama kalbimizle, ama ellerimiz yapmış olduğumuz haramlardan vazgeçeceğiz. Sensin ya Rabbi, özür dileyeceğiz yani. Vazgeçeceğiz. Hakikaten o zaman Rabbim de bize yardım edecek. Yoksa gideceksin, oy kullanacaksın, gelecek, hocam iş düzeldi. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. İşte ben gittim, oy kullandım, iş düzeldi. Böyle bir şey yok. Eğer sen Türkiye'mizde gerçekten terörün veya buna benzer kargaşaların bitmesini hakikaten istiyorsan, gerçekten Rabbine yönelmekten başka çare yok. O yüzden ben buradan bütün halkıma, bütün seyircilere buradan bu ifadeleri son olarak seslenmek istiyorum. Yani biz Rabbimize istenilen kıvamda kul olursak, Rabbim de bize sahip çıkacaktır. Hepinize teşekkür ediyoruz. Biz de size çok teşekkür ediyoruz hocam. Birbirinden güzel yönlendirmeler, elhamdülillah yorumlar, şükürler olsun. Bu programımızda da kendini baş gösterdi. Hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Değerli katkılarından, yorumlarından dolayı. Evet sayın seyirciler, gerçekten yine güzel bir program geçirdik elhamdülillah. Güzel konular, güzel neticeler elde ettik. Olaylara İslami olarak yaklaştık. Kimseye karşı bir kastımız, kimseyi kısıtlamamız, yanlış bir niyetimiz yok. Tamamen işte sulh konusunda olsun, cemaatlerin partilere karşı bakış konularıyla alakalı olsun ve cemaatlerin birbirleriyle olan diyaloglarına nasıl olmalı bu konulara kadar her konuyu İslami bakış açısıyla gerçekten Müslüman kardeşliğiyle değerlendirmeye çalıştık. İnşallah neticesini, tesirini Rabbimiz ikram eylesin. Amin. Hepinize takiplerinizden, gönderdiğiniz maillerden ve açtığınız telefonlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.